İsmail Kılıçarslan. Halil Konakçı kasap mı? Ayet-i kerime şöyle. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Dikkat isterim. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir uyarı olarak gelen bu ayet, Müslümanların toplumsal olarak zayıf oldukları Mekke döneminde değil, başat unsur oldukları Medine döneminde nazil olmuş. Yani şu, Müslümanların toplumsal üstünlüğü elde ettikleri bir atmosferde bile adetullah ve sünnetullah hikmeti, güzel öğüdü önceliyor ve mücadelenin en güzel şekilde yapılmasını şart koşuyor. Bu burada bir dursun. Sözün şehvetine kapılmak zaman zaman hepimizin düçar olduğu bir bela. Hele kendimizi bir meselenin takipçisi değil de sahibi zannettiğimizde sözle imtihanımız çok ama çok ağır oluyor. Hele hele sözün şehvetine kapılıp karşınızda sözünüzü canı gönülden destekleyen bir konsolide kitle bulduğunuzda kendinizi sürekli el artıran poker oyuncusu kıvamında buluyorsunuz. Söz şehvetlendikçe, sertleştikçe, eksantrik hale geldikçe kitle sizi daha çok alkışlıyor ve bir süre sonra tüm uzayı bu kitle zannetmeye başlıyorsunuz. Oysa uzay orada değil. Her zaman söylüyorum. Aslında son derece makul şeyler söylemek üzere yola çıkan YouTube hocalarını giderek sertleştiren, giderek yumuşaklaştıran, giderek tuhaflaştıran yer tam olarak burası. Sadece kendi kitleleriyle etkileşim halinde oldukları için bir süre sonra üsluplarını da, fikirlerini de bu kitleler belirliyor. Bunun kitle böyle istiyor diyerek TikTok çeken, Insta videosu atan fenomenlerin yaptığından bir farkı olduğunu düşünmüyorum. Oysa bilinen şeydir. Kitle cehennemdir. Siz boş verin. Çakma Sedat Peker olmaya soyunup Halil Konakçı Hoca'ya ayar vermeye, onu azarlamaya çalışan yol düşkünü Gürsel Tekin'e, uzun süreli yeteneksiz Özgür Özel'e falan. Asıl ve en önemli sorunumuz, kitleye göre şekillenen ve nerede nasıl duracağını asla kestiremediğimiz bu kitle tabanlılık durumudur. Bu da burada bir dursun. Halil Konakçı Hoca'nın vaazlarını dinlemeye başladığımda şöyle düşünmüştüm. Parlak, sözü tesirli bir hocayla karşı karşıyayız. Üstelik genç ve belli ki oldukça yetkin. İnşallah kitlesi hocayı zorlamaz. Fakat gördüğüm o ki kitlesi hocayı zorladı. Hem de çok zorladı. Şimdi soru şu. Halil Hoca çok açık giyinen kadınlara kasap vitrini seyreder gibiyiz. Et pazarı ortalık dediğinde çok açık giyinen kadınlar üzerindeki etkisi hoca çok haklı cümlesi mi oldu yoksa yahu bu ne ayıp bir benzetme cümlesi mi oldu dahası Halil Hoca bu kadınların abilerine, babalarına, kocalarına namus üzerinden çeşitli imalarda bulunduğunda o abiler, o babalar, o kocalar ne hissetti? Yani davetçi beklediği etkiyi aldı mı? Bence hayır. Peki ne oldu? Halil Hoca'nın üslubunu belirleyen kitle biraz daha memnun oldu biraz daha tatmin oldu. Gördün mü bak, hocamız mübarek ne koydu ama lafı yediğine diyerek anlık bir haz yaşadılar. Peki, kaç kadın o vaz üzerine giyimine kuşamına dikkat etme kararı aldı? Söyleyeyim, sıfır. Peki soru şu bu sefer, Halil Hoca keskin ve şehvetli olanı seçmek yerine doğru ve uzun yoldan gidilecek olanı seçseydi ve bu meseleyi bambaşka şekilde anlatsaydı, daha az bilinirlik ve daha çok etki elde eder miydi? Evet ve elbette. Çünkü adetullah'a uygun olan budur. Sünnetullah'a uygun olan budur. Açık konuşacağım. Söz gelimi Mehmet Zahid Kotku merhumun üslubundan buralara gerilemek tarifi zor bir gerileyiştir. Hacı ve merhumun üslubundan buralara gerilemek tarifi zor bir gerileyiştir. Hacı ve İsaade yahut Mehmet Zahit Kotku, Allah'ın dininin emir ve yasaklarında bir gevşeklik gösteren adamlar mıydı? Hayır ve asla. Halil Konakçı'dan daha mı azdı ilimleri ve kitleleri? Hayır ve asla. Ne yazık ki şundan da eminim. Bu yazım üzerine o kitleden bin türlü hakaret işitecek, bin türlü küfür yiyeceğim. Böylelikle kitle Allah'ın dinini bir münafıktan, hatta bir kafirden koruduğunu düşünerek tatmin olacak. Cübbeli hakkında, Nurettin Yıldız Hoca hakkında, İhsan Şen Ocak Hoca hakkında yazdığım yazıların sonuçları hep böyle oldu. Halil Konakçı Hoca hakkında yazdığım yazıdan sonra da böyle olacak. Ne dediğimi, Halil Konakçı Hoca'yı ne kadar önemsediğimi anlamaya çalışmak yerine küfür ve hakarete sığınıp, Bugün de İslam'ı kurtardık tatminiyle hayat geçiren adamlarla aynı hizada yazılıp çiziliyoruz ne yazık ki. Hep söyledim yine söyleyeceğim. Çok sevdiği amcasının hidayetine vesile olamayan, lakin İran'dan gelmiş Selman'ın radıyallahu anh, Habeş'ten gelmiş Bilal'in radıyallahu anh, Bizans'tan gelmiş Süheyb'in radıyallahu anh, hidayetine vesile olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Azamet, izzet ve üslubundan lazım bize. Defineye malik viraneler olduğunu bilen, viraneleri yerle yeksan etmek yerine onarmaya talip adamlar. Mesele budur ve bu kadardır. İsmail Kılıçarslan Yeni Şafak. Zekeriya Say, namus sözü tutmadığı sırada Bay Kemal sözü var. CHP'nin onursal genel başkanlarından Erdal İnönü yerine getiremem endişesiyle siyasi yaşamında hiçbir vaatte bulunmazmış. Bu duruma alışık olmayan etrafındaki şakşakçıları ise ısrarla yapamazsan yapamazsın ama vaadin yoksa oyalamasın" diyerek onu uyarırmış. Sürekli seçmene vaatte bulunması gerektiği dikte edilen Erdal İnönü'nün yolu bir seçim gezisinde Ünye'ye düşmüş. İnönü'nün bu halini bilen partisinin Ünye adayı, ''Aman Erdal Bey, burayı il yapacağınızı söyleyin. Seçmen diyor ki, ya bunu söyler ya da oyalamaz, ya vaatte bulunsun ya da hiç konuşmasın.'' İnönü bakar ki başka çare yok. Ünye'yi il yapacağını söyler ve ardından Fatsa'ya gider. İşin komik yanı ise, Fatsalılar da ilçelerinin il olmasını istemektedirler.'' Erdal İnönü ne yapacağını kara kara düşünürken imdadına babası İsmet İnönü yetişir. Zira geçmişte babası Fatsayı il yapacağını vaat etmiştir. Erdal İnönü kürsüye çıkar ve değerli Fatsalılar, ne istediğinizi biliyorum ama söylememe bile gerek yok. Babam zaten size il olacağınızı söylemiş. Benim size söylememe gerek bile yok diyerek vaziyeti idare eder. Benzer bir hadisede Süleyman Demirel'in başına gelir. İl olma sevdasına düşen Sivereklilere hitap eden Demirel, şimdi söyleyeceğim sözlerin altını iyi çizin demiş ve eklemiş. Seçimin ertesi günü siz değilsiniz. Bununla yetinmeyen Demirel bir de plaka numarası vermiş. Tabii seçim geçmiş, Demirel başbakan koltuğuna oturmuş ama hiç ses yok. İlçe ahalisi gazete küpürleriyle Ankara'ya gelerek soluğu Demirel'in yanında almış ve hani il olacaktık diye sistemde bulunmuş. Dün dündür bugün bugündür klişesinin mucidi Demirel boş durur mu? Kendine yakışan bir üslupla yapıştırmış cevabı. Ben o zaman dedim ama sonra bunun ülke gerçeklerine uygun olmadığını gördüm. Şimdi de altını çizdiğiniz o vadimin üstünü çizin demiş ve zavallı sivereklileri eli boş bir şekilde gerisin geriye göndermiş. Maalesef eski Türkiye'de vadin yoksa seçmenden oyalamasın şeklinde yanlış bir inanış vardı. O yüzden de seçimde galip gelmek isteyenler desteksiz vaatlerde bulunurlardı. Mesela hortumcu Cem Uzan, mazot 1 lira, emekliye 14 maaş vaat etmiş, il sayısı 250 olacak demişti. Deniz Baykal, milli gelinin %2'sini yardım paketi olarak yoksullara dağıtacağını, Erkan Mumcu, iki yıl içerisinde iş bulamadığı için çalışmayana iş bulacağını, Tansu Çiller herkese bir ev bir araba vereceğini, Mehmet Ağar herkese daha iyi araba, daha iyi ev ve çocuklarına daha iyi tatil imkanı sağlayacağını, Besim Tibuk kasinoların devlete bağlı olacağını, İsmail Cemil Yetepesi herkesin tansiyonunun bedava ölçüleceğini, PKK'nın siyasi uzantısı dehapsa dağda silahlı genç kalmayacağını vaat etmişti. Süleyman Demirel ise kim ne veriyorsa beş fazlası diyerek el yükseltmişti. Muharrem İnce'nin uzay madenciliği ile Haydarbaş'ın uçuk vaatleri ise herkesin malumu. Sallamasyon vaatçiliğin son temsilcisi olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdilerde birer siyasi mevtaya dönen yukarıdaki siyasilerden aşağı kalır yanı yok. CHP Genel Başkanı olur olmaz önce Recep Bey diye bir söylem geliştirerek aklınca Başkan Erdoğan'ı tahfif etmeye çalışan Kılıçdaroğlu'nun İlk vaadi çiftçilerin aldığı mazottan ÖTV'yi kaldıracağını söylemek oldu. Yetmedi. Mazotun üzerindeki ÖTV ve KDV'yi kaldıracağım. Onları Recep Bey'in boynuna asacağım diyerek bir de efelendi. Ertesi yıl yani 2011'de bu kez bir adım ileri giderek taksicilere bir kereye mahsus ÖTV'siz araç sözü verdi. Tam 10 yıl boyunca bu vaatlerini tekrarlayıp duran Kılıçdaroğlu 2021 yılında vaatlerini güncelleyerek ilk cep telefonunu ve oyun konsolunu alan gençlerden de ÖTV almayacağını söyledi. Bu vadi gözüne az görünmüş olmalı ki listeye ilk internet aboneliklerinden alınan vergiyi de kaldıracağına ekledi. Derken bir adım daha ileri giderek gençlere ilk arabanızdan ÖTV alınmayacak şeklinde seslendi. Sonrasında hükümetin hayata geçirdiği hizmetleri sahiplenmekle övünen Kılıçdaroğlu, tam da Başkan Erdoğan'a taşıtlarda ÖTV oranlarını sıfırlama yetkisi verilmesini içeren kanun çıkmadan iki saat önce, bu kez evinin mutfağından yaptığı YouTube yayınında, herkese araç alımlarını birkaç ay erteleme çağrısında bulunarak ÖTV'yi sıfırlayacağını vaat etti. Merhum Adnan Kahveci, bir siyasetçi size bir söz söylediği zaman ona bu sözün parasal karşılığının ne kadar olacağını sorun derdi. Kılıçdaroğlu da önceki geceye kadar vaatleri için kaynağı nereden bulacaksınız diye sorulduğunda benim adım Kemal, kaynak benim diyerek soruları geçiştiriyordu. Kılıçdaroğlu'nun son vaadinde benim dikkatimi çeken husus vadin uçukluğundan ziyade Kemal Bey'in teminatı oldu. Zira Kılıçdaroğlu geçmişte bir vaatte bulunduğunda ya gider notere tasdik ettirir ya da namus sözü verirdi. Bu kez inandırıcı olsun diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik hitabını kullanarak Bay Kemal olarak sözümdür demiş. Bakalım noter onayıyla, namus sözüyle 12 yıldır kimseyi ikna edemeyen Kılıçdaroğlu Bay Kemal'le kaç kişiyi oltaya düşürecek? Zekeriya Say